Hükümet programında bu biraz daha bir paragraflık biraz bir şey daha olarak açık. Ben şu an yer elimde almış. şu ona Hükümet baktım. programının 20. sayfasında var. Arzu edenler internetten bakabilir. Tabii. Şöyle diyor hükümet programında, onu okumak istiyorum. Herkesin temel hak ve özgürlüklerden en ileri derecede yararlanacağı bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda toplumdaki her bireyin yaşam tarzını güvence altına alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu manada aslında bayağı da iyi vurguları Evet. var. Eşit vatandaşlık İddialı bir gibi laf. iddialı laflar da kurulmuş. Akabinde şöyle diyor. Bu bağlamda geleneksel irfan merkezleri ve Alevi vatandaşlarımızın inanç ve kültür temelli talepleri karşılanacaktır. İnanç ve kültür temelli talepleri karşılanacaktır. Cemevleri eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleriyle diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Evet. Son cümledeki ibare burada geçmiş. 3 aylık süre içinde yapılacaklar arasında. Ama bir de eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi kararları var. Tabii. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? Ne kastediliyor? Burada eğitim sisteminde bilgilendirme derken acaba okul kitaplarında Aleviliği yeniden tanımlamaya çalışmak gibi bir durumla mı karşı karşıya kalacağız? Yani tam yoksa ne dediklerini başka bir şey mi? Tam ne dediklerini. Bir de zaten bu yani şu an hep bir muammayı evet, konuşuyoruz. Aynen öyle. Tam ne dediklerini burada tek tek açmadıkları için bizi anlamamız mümkün değil. Biz satır arasını okumaya çalışıyoruz. Söylediklerinde bir anlam yani onlara bir anlam yüklemeye çalışıyoruz aslına bakarsan. Şimdi eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri bunlar zaten yeni bir şey değil. Üniversitelerde. Yok daha önce şu an var zaten çeşitli üniversitelerde Alevilikle ilgili, Alevi Bektaşilik ile ilgili araştırma merkezleri var zaten. Dersinde araştırdılar. Gazi Üniversitesi'nde var, Nevşehir'de var. Hitit Üniversitesi var, Çorum'da var. Bunlar yeni bir şey değil. Şimdi buradaki yapılan icraatlara bakmak lazım. Buradaki çalışma yürüten arkadaşlarımız gerçekten Alevi Bektaşi toplumunun kendisini ifade ettiği gibi mi çalışıyorlar? Yoksa kendileri Alevi'yi Sünni İslam'a yönlendirmeye doğru bir çalışma yürütüyorlar. Evet. Bizim baktığımız... Nasıl bir çalışma yapıyorlar? Ben ikincisinin yapıldığını düşünüyorum bu çalışmanın. Çünkü devletin bugünkü Aleviler üzerindeki çok net politikası Alevi'yi Türk İslam sentezi içerisinde İslam Sünni İslam'la entegre etmenin Sünni İslam hatta bunun yanında işte Sünni Şiiliği de katarak entegre etmenin bir çabası olarak görüyorum ben. Evet.